Türk şiiri. Öncelikle Cumhuriyet dönemi Türk şiirine başlamadan önce bir yol haritamız var. Şöyle göstereyim. Dönemleri ayırdık. 1923-1940 arası dönem diye başladık. Bu dönemlerde saf öz şiir, serbest nazım ve toplumcu şiir, milli edebiyat anlayışını sürdüren şiir, yedi meşaleciler, dini değerleri ve metafizik anlayışını öne çıkaran şiirler mevcuttur. Bir diğer dönemimiz 1940-1960 arası dönemde birinci yeni yani garip, toplumcu şiir ve zevk anlayışını sürdüren şiir, garip dışındakiler, maviciler, hisarcılar ve ikinci yeni bulunmaktadır. 1980 sonrasında ise Cumhuriyet dönemi halk şiiri yer alır. Bir diğer yol haritamız. Burada da şairler, bu dönemlerde yazan şairlerimiz yer almaktadır. Az önce bahsettiğimiz gibi 1923-1940 arası dönemde öz şiirde Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Muhip Dıranaz, Cahit Sıtkı Tarancı, Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil, Fazıl Hüsnü Dağlarca yer almaktadır. Yedi meşalecilerde Yaşar Nabi Nayır, Ziya Osman Sabah, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray, Cevdet Kudret Solok, Sabri Esat Siyavuşgil ve Vasif Mahir Kocatürk yer almakta. Serbest nazım ve toplumcu şiirde Nazım Hikmet, Atilla İlhan, Ahmet Arif, Ceyhun Atuf Kansu, Hasan İzzet Dinamo ve Ercüment Behzat Lav. Milli edebiyat anlayışını sürdürenlerde Arif Nihat Asya, Kemalettin Kamu, Ahmet Kutsi Tecer, Zeki Ömer Defne, Halide Nusret Zorlutuna, Ömer Bedrettin Uşaklı, Mithat Cemal Kuntay, Behçet Kemal Çağlar, Bekir Sıtkı Erdoğan, Necmettin Halil Onan ve Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu. Dini değerleri, geleneği ve metafizik anlayışını öne çıkaran şiirde Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Hilmi Yavuz ve Nurullah Genç. 1940-1960 arası dönemde birinci yeninde Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu yer alır. İkinci yenide ise Cemal Süreyya, Edip Cansever, Ece Ayhan, Turgut Uyar, İlhan Berk ve Ülkü Temel yer almaktadır. Mavicilerde Atilla İlhan, Ahmet Oktay ve Orhan Duru. Hisarcılarda İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı ve Munis Faik Ozansoy yer almaktadır. 1960 sonrası toplumcu şiirde İsmet Özel, Atol Behramoğlu, Refik Durbaş, Süreyya Berfe ve Nihat Behram yer alır. 1980 sonrasında Enis Batur, Haydar Ergülen, Hüseyin Altansoy yer almaktadır. Cumhuriyet dönemi halk şiirinde ise Abdurrahim Karakoç, Aşık Murat Çobanoğlu, Aşık Şeref Taşlıova, Aşık Veysel, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Feymani, Ali İzzat Özkan ve Neşet Ertaş yer alır. Öncelikle Cumhuriyet dönemiyle başlayacağız. Cumhuriyet dönemi 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanıyla başlamıştır ve günümüze kadar devam etmiştir. Öncelikle ilk etapta şairlerinden önce özelliklerinden bahsedeceğiz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında memleketçilik sanat anlayışı hakimdir. Anadolu'ya açılma ve halka açılma bu dönemde ana ilke olmuştur. Edebiyatta gerçekçilik daha da önem kazanmıştır. Atatürk, Atatürk devrimleri, Türk tarihi konuları işlenmiştir. Yeni ve eski dil tartışmaları sona ermiş, dilde sadeleşme başarıyla ulaşmıştır. Doğu ve Batı edebiyatının klasik yapıtları Türkçe'ye çevrilmiştir bu dönemde. Anadolu coğrafyasında yaşayan efsane, masal ve mitolojiden yararlanılmıştır. Milli edebiyatta yer alan bazı sanatçılar bu dönemde eser vermeye devam etmiştir. Halk dili ve edebiyat dili arasında yakınlaşma olmuş, eserlerde halk diline mahalleli söyleyişlere yer vermişlerdir. İkinci Dünya Savaş bunalımları eserlere yansımıştır. Yazma ve konuşma dili arasındaki farkın ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Anadolu köy ve kent sorunları işlenmiştir bu dönemde. Batıdaki yenilikler, akımlar yakından takip edilmiş, bunlar uygulanmaya çalışılmıştır. Psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan bilimsel çalışmalardan yararlanılmış. 1923-1940 arası dönemde ilk edebi topluluk olan Yedi Meşalciler ortaya çıkmıştır. 1940 sonrasında Cumhuriyet döneminde ikinci topluluğu olan Garipçiler ortaya çıkmıştır.
1960 sonrası işçi sorunları, yoksulluk, köylü ve aydın uçurum sorunları ortaya çıkmıştı bu dönemde. Şimdi birinci dönemdeki anlayışımız saf öz şiir. Saf öz şiir 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Fransız sembolistlerinden Valéry, Verlaine ve Mallarmé tarafından ortaya konmuştur. Saf şiirin ilk örnekleri Ahmet Haşim ve Yahya Kemal vermiştir. Sembolizm akımının etkisinde kalmışlardır. Şiir diline önem vermişler, simgelerle yüklü ve kapalı bir anlatımla dillerini oluşturmuşlardır. Şiir dili her şeyin üstündedir. Sanat, sanat içindir anlayışıyla hareket etmişler, bireysel konuları ele almışlardır. En değerli şey dizedir, anlayışını savunmuşlardır. Şiirde musiki ve iç ahenge önem kazanmıştır. Sözcüklerin duygu değerini ön plana çıkarmışlar. Bunun üzerinde titizlikle durarak dil işçiliğine önem vermişlerdir. Lirizm ön plandadır. Hedef, iyi güzel şiir yazmaktır. Gizem ve simge esas, esastır. Hece ölçüsü kullanılmıştır. Ahengi, kafiye, redif, aliterasyon ve asonansla, ritmi ise hece ölçüsüyle sağlamışlardır. Şimdi saf öz şiirin temsilcilerine devam edeceğiz. İlk temsilcimiz Ahmet Haşim. Ahmet Haşim, akşam ya da gece şairi olarak bilinir. Sembolizm akımından etkilenmiştir. Türk şiirinin en önemli temsilcilerindendir. Şiirleri imge ve iç ahenk bakımından zengindir. Çoğu şiirlerini aruzla yazmış, serbest müstezat biçimde kullanmıştır aynı zamanda. Şiirleriyle ilgili görüşlerini Piyale adlı kitabın ön sözünde Şiir hakkında bazı mülazalar adlı yazısında belirtmiştir. Şiirleri Merdiven, Obelde, Süvari, Göl Saatleri, Bir Günün Sonunda Arzu Yollar ve Piyale'dir. Bir diğer temsilcimiz Yahya Kemal Beyatlı. İstanbul şairi olarak bilinir. Lirik tarzda şiirler yazmıştır. Epik şiirleri de vardır. Parnasızın bakımından etkilenmiştir. Kendine özgü bir şiir dili vardır. Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirin birleşmesini sağlamıştır. Türkçe ağzımın anamın sütüdür diyen şair Türkçeyi başarıyla kullanmıştır. Biçim mükemmelliğine, dil ve usulü önem vermiştir. Hece ile yazdığı ok şiiri dışındaki bütün şiirleri aruz ölçüsüyle yazmıştır. Şiirleri Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Sessiz Gemi, Bitmemiş Şiirler, Akıncı ve Muhaç Türküsüdür. Bir diğer şairimiz Necip Fazıl Kısakürek. Kaldırımlar şairi olarak bilinir. Türk Edebiyatı Vakfı Sultan Şuara unvanı vermiştir. Kaldırımlar şiiriyle geniş kitle tanımıştır. Fransız sembolistlerinden ve halk şiirlerinden yararlanarak heceyle kendine has şiirler yazmıştır. Büyük Doğu ve Ağaç dergisini çıkarmıştır. Şiirlerini Çile başlığı altında toplamış ve şiir anlayışını düz yazı ile olarak anlatmıştır. Şiirleri Kaldırımlar, Sakarya Türküsü, Bekleyen, Beklenen, Çile, Ben ve Ötesi ve Örümcek Ağı'dır. Bir diğer şairimiz Ahmet Muhip Dranaz. Fransız sembolistlerinden Baudelaire'in etkisinde kalmıştır. Hece ölçüsünü kullanmış, şiirlerinde biçimsel mükemmelliğe önem vermiştir. Bireysel duyguları işlemiştir. Fahri Abla şiiriyle tanınmıştır. Diğer şiirleri Serenat, Olvido, Köpük, Kar ve Ağrı. Ağrı'dır dedik. Bir diğer sanatçımız Ahmet Hamdi Tanpınar. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'den etkilenmiştir. Şiirlerinde ahenge önem verir. Musiki ve his ağırlıklı şiirler yazmıştır. Hece ölçüsünü kullanmıştır. Daha sonra serbest ölçüye geçmiştir. Şiirlerinde bilinçaltı, rüya
ve zaman önemli kavramlardır. Bilinçaltı, rüya ve zaman önemli kavramlardır dedik. Şiirleri Bursa'da zaman ve bütün şiirleri. Bir diğer sanatçımız Cahit Sıtkı Tarancı. Ölüm şairi olarak tanınır. Şiirlerin çoğu konusu ölümdür. 35 yaş şiiriyle tanınır. Romantizm ve sembolizmden etkilenmiştir. Biçime, kafiye ve ahenge önem verir. Şiirlere desem ki, ömrümde sükut, gün eksilmesin penceremden, düşten güzel ve 35 yaş. Asaf Halet Çelebi, sezgi şairi olarak bilinir. Şiirlerinde masallardan, dinlerden, rüyasından ve hayallerinden yararlanmıştır. Şiirlerinde soyut bir anlatımı vardır. Şiirleri H, Lam Elif, Mani Padme Hum'dur. Behçet Necati Gil'de sıra. Evler şairi olarak bilinir. Halk kültüründen aldığı öğeleri Batı şiiriyle birleştirmiştir. Şiirleri kapalıdır, adeta bilmece gibidir. Tevriyle anlatımdan yararlanmıştır. Gizli sevda, solgun bir gül oluyor dokununca şiirleriyle tanınır. Gizli sevda, solgun bir gül oluyor dokununca şiirleriyle tanınır dedi. Bir diğer sanatçımız Fazlı Hüsnü Dağlarca. Yapma destanlarıyla tanınıyor bu kişi. Şiirlerinde Kurtuluş Savaşı'nı anlatmıştır. Hece ölçüsünü kullanmış, daha sonra serbest ölçüye geçmiştir. Kendine özgü bir dili vardır. Türkçen Benim Ses Bayramı dizeleriyle Türkçe olan sevgisini anlatmıştır. Şiirleri Üç Şehitler Destanı, Çanakkale Destanı, Yedi Mehmetler, Toprak Ana, Allah ve Çocuk, Delice Böcek, Havaya Çizilen Dünya, Yazıları Seven Ayı, bu çocuk şiiridir. Bir diğer grubumuz Yedi Meşaleciler. Yedi Meşaleciler, Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan ilk edebi topluluktur. Beş hecelere tepki olarak çıkmışlardır. Yedi Meşale grubuna isim olarak Yedi Kollu Şam'dan, Yedi Güneş, Yedi Veren Gülü isimleri düşünülmüş. Fakat sonunda Sabri Esat'ın teklif ettiği Yedi Meşale isminde görüş birliğine varılmıştır. Bu dönemde sanat sanat için yapılmalı anlayışı mevcuttur. Geleneksel tema yerine yeni temalar bulunmalı, konu zenginliği için hayallerden yararlanılmalıdır denmiş. Sembolizm akımının etkisindelerdir. İlkeleri canlılık, içtenlik ve yeniliktir. Batılı ilkelerle sanat yapılmalı, saf şiiri savunmuşlardır bu dönemdekiler. Şiirleri ustaca yapılmış tablo gibidir. Beş hececilerin şiirlerini sığ olmakla suçlamışlardır. Kendinden önceki Servet-i Fünun ve Fecrat'ı ise renksiz ve dar, yani Ayşe Fatma terennümü olarak nitelendirip tepki göstermişlerdir. Ama beş hecelerin devamı olmaktan öteye gidememişlerdir ve kısa ömürlü olmuşlardır. Şimdi gelelim temsilcilerine. İlk başta biz böyle şifreleri yedi meşalcilere. Yavuz Makasçı olur, Ceviz Saymak da olabilir ya da Cezvesi Yamuk. Birinci temsilcimiz Yaşar Nabi Nayır, Vasif Mahir Koca Türk, Ziya Osman Sabah, Muammer Lütfi, Kenan Hulusi Koray, Sabri Esat Yavuşgil ve Cevdet Kudret Solok'tan oluşur yedi meşaleciler. Birinci temsilcimiz Yaşar Nabi Nayır. Varlık dergisini çıkarmıştır. Edebiyatın en uzun ömürlü dergisidir Varlık dergisi. Günümüze kadar hala devam etmektedir. Şiirlerini Kahramanlar ve Onar Mısırı adlı kitapta toplamıştır. Bir diğer temsilcisi Vasfi Mahir Koca Türk. Epik şiirleriyle tanınır. Hece ölçüsünü kullanmıştır. Şiirleri ise Geçmiş Geceler, Tunç Sesleri, Bizim Türküler ve Ergenekon. Ziya Osman Sabah, Mutluluk Şairi olarak bilinir. Yedi Meşalcilerin şiirine en sadık isimdir bu. Hece ölçüsünü kullanmıştır. Şiirleri Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman,
ve nefes almak. Bir diğer temsilcimiz Muammer Lütfi Bahşi. Topluluğun dağılmasından sonra bütünüyle edebiyattan kopmuştur bu kişi. Bir diğer temsilcimiz Kenan Hulusi Koray. Nesir, düz yazı yazarı olarak bilinir. Ve Sabri Esas Siyavuşgil. Sanat hayatını şiirler yazarak başlamıştır. Empresyonist bir ressam tutumuyla eşya ve görünüm tasvirlerinde canlı şiirler yazmıştır. Şiiri ise Odalar ve Sofalar. Son temsilcimiz Cevdet Kudret Solok. Edebiyata şiirle başlamış, bireysel duyguları ele almıştır. Şiirlerini Birinci Perde adlı kitapta toplamıştır. Bir diğer şiir anlayışı yani topluluğumuz serbest nazım ve toplumcu şiir. Bu 1920-1940 arasını kapsamaktadır. Bu dönemde sanat toplum için anlayışı öne çıkmıştır. Toplumsal sorunlar politik, ideolojik bir bakış açısı ile işlenmiştir. Sosyalist, Marksist, materyalist dünya görüşü öne çıkmıştır. Fütürizm akımından etkilenmişler. Söyle uslubundan yararlanmışlardır. Sanatçı toplumun ruh mühendisidir anlayışı mevcuttur. Amaç geniş kitleye hitap etmektir. Emek, sömürü, başkaldırı konuları ön plandadır. Şiirlerde genellikle emir kipini kullanmışlar. Dinsel, töresel bağı reddetmişler. Serbest nazımı tercih etmişler. Ahengi ses akışıyla sağlamışlar. Kısalı uzunlu şiir cümlelerinden yararlanmışlar. En önemli temsilcisi Nazım Hikmet Ran'dır. Şimdi gelelim temsilcilerine. Öncelikle Nazım Hikmet Ran'la devam edeceğiz. Toplumcu şiirin ilk ve en önemli temsilcisidir. İlk şiirini 11 yaşındayken yazmıştır. İlk şiirleri ölçülü ve uyaklıdır. Fakat sonraki şiirlerinde ise serbest ölçüyü kullanmıştır. Fütürizm akımından etkilenmiştir. Rus şair Mayakovski'nin etkisi altında kalmıştır daha çok. Yayınlanan ilk şiiri Hala Selviler'de Ağlıyorlar mı? İlk şiir kitabı ise 835 satırdır. Şiirleri ise Memleketimden İnsan Manzaraları, Kuvayi Milliye Destanı, Makineleşmek ve 835 satır. Serbest nazımın diğer temsilcisi Ercüment Behzat Laf, gerçek üstücülükten başlayarak değişik şiir akımlarını deneyen şair, şiirimize alay sılamayı getiren ilk şair olma özelliği taşır. Şiirleri Sos, Kaos, Üç Anadolu, Açıl Kilidim Açıl. Şimdi diğer önemli temsilcilerimizden Atilla İlhan. Şiirlerinde noktalama ve büyük harfleri kullanmamıştır Atilla İlhan. Kendine özgü bir tarzı vardır. Konuşma diline, halk deyimlerine ve argoya yer vermiştir. Halk ve divan şiirini modern biçimde yorumlamıştır. Ben Sana Mecburum şiiriyle tanınmıştır. Ben Sana Mecburum şiiriyle tanınmıştır dedik. Duvak şiiri toplumcu gerçekçi dönemde yazdığı en önemli şiirdir. Bu yüzden Atilla İlhan'ı bu dönemde aldık. Şiirleri Duvar, Sisler Bulvarı, Elde Var Hüzün, Yağmur Kaçağı, Pia, Üçüncü Şahsın Biri. Bir diğer temsilcimiz Ahmet Arif. Marksist anlayışa sahiptir. Şiirlerinde Anadolu'yu, özellikle Doğu Anadolu insanı ele alır. Şiirleri Hasretinden Parangalar Eskittim, Yurdum Benim Şah Damarım. Bir diğer temsilcimiz Hasan İzzet Dinamo. Marksist anlayışla şiirler yazmıştır. Şiirleri Deniz Feneri, Karacaahmet Senfonisi. Bir diğer temsilcimiz Ceyhun Atuf Kansu'dur. İlk dönemde halk şiiri geleneğine bağlı, daha sonraki dönemde ise toplumcu şiir anlayışını benimsemiştir. Anadolu'nun mahalli rengini ve sıkıntılarını ele alır bu kişi. Şiirleri Bağımsızlık Gülü, Kızamık Ağdı, Dünyanın Bütün Çiçekleri. Hatta Dünyanın Bütün Çiçekleri ile tanınmıştır. Bir diğer grubumuz Maviciler. Bu bir dergidir. Atilla İlhan'ın 1952-1956 yıllarında çıkardığı derginin adıdır. Mavi'nin etrafında toplanan bir edebi topluluktur Maviciler.
Bunlar garip akımına karşıdırlar. Garip akımına karşı bir duruş sergilemeleri ve yenilikçi şiirleri savunmaları onları garip dışında yeniliğini sürdüren şiir akımına dahil etmiştir. Garipçileri şiiri basitleştirmekle suçlamışlardır. Yoğun mecazlı, trajik duygularla örülü bir sanat yaratmak istemişlerdir. Şiirin açık olması anlayışını reddediyorlar. Temsilcileri Atilla İlhan, Ferit Edgü ve Ahmet Oktay'dır. Atilla İlhan'dan az önce bahsetmiştik. Bu yüzden direkt şiirlerinden başlayacağız. Duvar, Sisler Bulvarı, Elde Var Hüzün, Ben Sana Mecburum, Yağmur Kaçı ve Pia. Bir diğer temsilcimiz Ahmet Oktay. 1950 yıllarında Mavi Hareketi içinde yer almıştır. Epik söyleyişi, açık bir anlatımı vardır. Şiirleri, gölgeleri kullanmak, her yüz bir öykü yazar, Doktor Caligari'nin dönüşü. Son mavicilerin temsilcisi Ferit Edgü, daha çok hikaye ve roman yazarıdır. Bir tane şiiri vardır, Ah Minel Aşk. Şimdi gelelim milli edebiyat anlayışını yansıtan şiire. Bu dönem 1920 ile 1950 arasını kapsıyor. Milliyetçiliğin ve Kurtuluş Savaşı'nın gölgesinde gelişmiştir. Milliyetçi memleket edebiyatı ve ulusal söylem olarak da adlandırılır bu döneme. Bu anlayışına bağlı sanatçılar ise Anadolu şairleri ve memleket şairi diye adlandırılır. Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir. Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunca Türkçe karşılıkları kullanılmıştır. Hece ölçüsü kullanılmış bu dönemde aynı zamanda. Milli konulara yer verilmiş, milli hisler ön plandadır. Sözcüklerin ilk anlamlarıyla kullanılmalı anlayışı savunmuştur. Şiirlerinde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar vardır. Didaktik bir üslup kullanmışlardır. Şiirlere hitabet havası içinde yazılmış, Türkçe'ye önem verilmiş, İstanbul ağzı kullanılmıştır. Modern batı şiiri ve halk şiirinden yararlanmışlar. Sade, yalın bir dil kullanılmış. Şairler şiirlerini Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayınlamışlardır. Şimdi gelelim temsilcilerine. İlk temsilcimiz Arif Nihat Asya'dır. Bayrak şair olarak bilinir. Ölçüsüz ve kafiyesiz şiirler yazmıştır. Divan şiiri nazım biçimlerinden rubayı sıkça kullanmıştır. Bayrak ve Fetih Marşı şiirleriyle ünlüdür. Diğer şiirleri Dualar ve Aminler, Kökler ve Dallar, Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Kunti Kabul ile devam edeceğiz. Gurbet şairi olarak bilinir dedik. Bingöl Çobanları şiiriyle tanınmıştır. Başlangıçta aruzu, daha sonra hece ölçüsünü kullanmıştır. Şiirleri Gurbet, İrşat ve Kimsesizliktir. Zeki Ömer Defne, bir diğer temsilcimiz. Sözcükleri derin, sembolik bir anlam yükler. Halk edebiyatı geleneklerine bağlı ve hece ölçüsünü de kullanmıştır. Anadolu şiirlerin ana teması olarak almıştır. Ziller Çalacak ve Ilgaz şiirleriyle tanınır. Şiirleri Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler ve Ilgaz. Orhan Şahik Gökyay, bir diğer temsilcimiz. Edebiyat tarihimiz ile ilgili araştırmalarıyla özellikle Dede Korkut masallarını yalınlaştırmıştır bu kişi. Güzelleme ve koçaklama türünü kullanmıştır. Bu Vatan Kimin şiiriyle hafızalarda yer etmiş, vatansever bir şairdir. Şiirleri Yaz ve Bu Vatan Kimin. Ahmet Kutsi Tecer sıradaki, Aşık Veysel edebiyat dünyasına tanıtan kişidir. Halk edebiyatı geleneğine bağlıdır. Orada Bir Köy Var Uzakta şiiriyle tanınmıştır. Şiirleri Neredesin, Orada Bir Köy Var Uzakta ve Şiirler. Oluşmaktadır. Bir diğer şairimiz Ömer Bedrettin Uşaklı. Anadolu şairi olarak tanınır. Halk edebiyatı geleneğinden yararlanmıştır. Yıldızların Altında şiirini bestelemiştir. Şiirleri Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı ve Deniz Hasreti. Bir diğer yazarımız Halide Nusret Zorlutuna. Şiirlerinde Anadolu'yu yakından gören bir insanın duyarlılığı söz konusudur. Ümmül Muhariyat ünvanını kullanmıştır bu kişi.
Şiirleri Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, Yurdumun Dört Bucağı ve Ellerim Bomboş. Bir diğer temsilcimiz Behçet Kemal Çağlar. Atatürk şairi olarak bilinir. Ankaralı Aşık Ömer Mahlası'yla aşık tarzı şiirler yazmıştır. Şadırvan adlı haftalık sanat dergisini çıkarmıştır aynı zamanda. Ve 10. Yıl Marşı ile ünlenmiştir. Şiirleri Erciyes'ten Kopançı, Benden İçeri, Burada Bir Kalp Çarpıyor. Ve diğer temsilcimiz Necmettin Halil Onan. Aruzla başlamış, milli duygularla örülü hece şiiriyle tanınmıştır. Dinle Yolcu şiiri, hamaset edebiyatının en güzel örneklerindendir. Şiirleri Çakıl Taşları, Bir Yudum Daha. Bir diğer temsilcimiz Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu. Destan şairi olarak tanınır. Hece ölçüsünü kullanmıştır. Şiirleri Bozkır'ın Ruhu ve Bozkurtların Destanı'dır. Yavuz Bülent Bakiler için sadece eserlerinden bahsedeceğiz. Yalnızlık, Duvak, Harman ve Seninle. Ve şimdi Hisarcılar'a geçtik. Hisarcılar normalde dergidir Hisar. Hisar dergisi etrafında toplanan topluluktur Hisarcılar. İlk sayısı 1950'de yayımlanan Hisar dergisi iki ayrı dönemde yayın hayatını sürdürmüştür. 1950-1957 arası 75 sayı çıkmıştır. 1964 ile 80 arasında 202 sayı yayınlanmıştır. Garipçileri ve ikinci yeniye tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ölçü, uyak gibi klasik edebiyat öğelerini kullanarak aşk, doğa, vatan, sevgisi konularını işlemişlerdir. Ölçü olarak aruzu, heceyi ve serbest ölçüyü kullanmışlar. Sanatçının dili yaşayan Türkçe olmalıdır. Sanatta yenilik esastır. Sanat milli olmalıdır denmiştir. Şiir dili nesre yakınlaştırma uygun görülmüştür. Temsilcilere öncelikle Mehmet Çınarlı ile başlayacağız. Mehmet Çınarlı Hisar Dergisi ve Hisarcılar Akımı'nın kurucularındandır. Hem aruzu hem heceyi kullanmıştır. Şiirlerini Çınaraltı'da yayınlamıştır aynı zamanda. Şiirleri Güneş Renginde Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum. Bir diğer temsilcimiz Munis Faik Ozansoy, Hisar Dergisi'ne baş yazılar yazmıştır. Duygu şairi olarak Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'daki şiir zevkini yakalamaya çalışmıştır. Yani onlara özenmiştir diyelim. Şiirleri Büyük Mabed'in Eşiğinde, Hayal Ettiğim Gibi, Kaybolan Dünya ve Yakarış. İlhan Geçer, son temsilcimiz. Uzun yıllar Hisar Dergisi'nin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır. Şiirleri Büyüyen Eller, Yeşil Çağ ve Hüzzam Beste. Şimdi bir diğer dönemimiz ise Garipçiler. Garipçiler birinci yeni olarak da adlandırılır. Şifrelenmesi OMO şeklindedir. OMO'dan aklımıza gelsin. Ölçü ve uyağa karşı çıkmışlardır. Kuralsızlığı kural edilmiştir. Günlük konuşma dilini şiire uygulamaya çalışmışlardır. Mecaza, süse ve sunuyluğa karşı çıkıp yalnızlığa önem vermişlerdir. Gözlemlerden yararlanmışlar. Söz oyunlarından kaçmışlardır. Sözcükleri ilk anlamıyla kullanmışlardır. Sıradan insanları şiire sokmuşlardır aynı zamanda. Basitlik, sadelik ilkesini benimsemişlerdir. İroni ve mizahtan yararlanmışlar. Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir. Gibi kelimesini hiç kullanmamışlardır. Teşbih ve istihare sanatları tabiatı ya da zekayı bozduğu için uzak durmuşlardır. Temsilcilerinden en büyük temsilcisi Orhan Veli Kanık. Garip akımını başlatmıştır. Ölümüne kadar hareketin ilkelerine bağlı kalmıştır. Şiirlerinde ironi, espri ve nükte vardır. Yeni bir anlayışın öncüsüdür. Şiirlerinde Mehmet Ali Sel takma adını kullanmıştır. Yaprak adlı dergiyi çıkarmıştır. Hatta şairin ölümünden sonra arkadaşları Son Yaprak adlı özel bir sayı çıkarmıştır. Şiirleri Garip, Vazgeçemediğim, Karşı, Destan Gibi ve Bütün Şiirleri. Bir diğer temsilcimiz Melih Cevdet Anday. Melih Cevdet Anday, duygudan çok aklı dayanan şiirler yazmıştır.
özdeyişlere, nükteli ve kısa dizelere yer vermiştir. Yalın sade bir dili vardır. Şiirleri garip, rahatı kaçan ağaç, telgrafhane ve yan yana. Son temsilcimiz Oktay Rıfat Horozcu. Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanıdır. Yaşama sevincini şiirlerin en önemli temasıdır. Şiirleri yaşayıp ölmek, karga ile tilki, elleri var özgürlüğün, aşık merdiveni, perçemli sokak ve güzellemedir. Bir diğer dönemimiz ikinci yeni. İkinci yeninde Ece Süt İç ya da Cesetti Ü diye kodlarız. İkinci yeni akımın isim babası Muzaffer Erdost'tur. İmgeci bir şiirdir. Anlaşılmazdır aynı zamanda. Sanat, sanat içindir anlayışı mevcuttur bu dönemde. İmgesel, soyut ve yoruma dayalı şiirler yazmışlardır sanatçılarımız. Edebi sanatta özgürlük diyerek edebi sanatlara kapıları sonuna kadar açmışlardır. Folklorik unsurlara karşı çıkmışlar. Kapalı anlatımı tercih etmişlerdir. Bilinçaltına yönelim vardır bu dönemde. Dadaizm ve sürrealizm akımları etkili olmuştur. Bireyci bir şiir anlayışı hakimdir. Daha çok betimleme yöntemi kullanmışlardır. Nükte, şaşırtmaca ve tekerlemelerden uzaklaşmışlardır. Şimdi gelelim temsilcilerine. İlk başta Cemal Süreyya ile devam edeceğiz. Kendine özgü bir söyleyiş biçimi vardır. Şiirlerinde resim önemlidir. Mizah ve ironiye sıkça yer vermiştir. Diri imgelere şaşırtıcı buluşları vardır. Zengin bir birikimi vardır aynı zamanda. Papyrus dergisini çıkarmıştır. İlk şiiri Şarkısı Beyaz'dır. Diğer şiirleri ise Üvercinka, Göçebe, Sevda Sözleri, Beni Öp Sonra Doğur Beni. Bir diğer temsilcisi Ece Ayhan. Kendine özgü sözcük ve cümleler kullanmıştır. Şiirin kilit noktası değildir demiştir. Sıra dışı kavramlar üzerinde durur aynı zamanda. Şiirleri sivil şiirler, Zambaklı Padişah, Bakışsız Bir Kara Kedi, Kınar Hanım'ın Denizleri. Bir diğer temsilcimiz Edip Cansever. Farklı imgeler kullanmıştır. Varoluşluk akımının etkisindedir aynı zamanda. Dizi alışkanlığını kırmış, tasvire, öyküye ve diyaloglara yer vermiştir. Dizi işlevini yitirdiği gerekçesiyle yeni arayışlara yönelmiştir. Şiirleri İkindi Üstü, Yerçekimi Karanfil, Turgut Uyar. İkinci yeninin en verimli şairidir. Kapalı ve soyut anlatımı tercih eder. Arz-ı Hal ve Türkiye adlı şiir kitabıyla hece ölçüsünü kullanmış. Hece kalıplarını günümüze taşıyarak yeni denemelere girmiştir. Şiirleri Türkiye'm, Tütünler Islak, Dünyanın En Güzel Arabistan'ı. Bir diğer temsilcimiz İlhan Berk. İkinci yeninin en sadık ismidir bu kişi. İkinci yeni anlayışına rağmen şiirlerinde folklorik unsurlar bulunur. Telmihlere, anlamsız ifadelere yer verir. Şiir anlam için yazılmaz görüşünü savunarak her şeyi kendine göre yorumlamıştır. Şiirleri İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Çivi Yazısı, Güneşi Yakanların Selamı. Ve Ülkü Tamer son temsilcimiz ikinci yeninin. Çocuk duyarlılığını öne çıkaran bir şairdir. Mitolojiden halk edebiyatına yararlanmıştır. Soyutlamaya yönelik yoğun özgün imgeli bir dili vardır. İlk şiir kitabı Soğuk Otların Altındadır. Diğer şiirleri ise Gök Onları Yanıltmaz, Sıra Göller, Virgülün Başından Geçenler, Ezra ile Gari. Bir diğer akımımız dini değerleri, geleneği ve metafizik anlayışını öne çıkaran şiir. Dini manevi içerikli batılı anlatım teknikleri şiire yansımıştır bu dönemde.
Bu şiir anlayışı İslami söylem olarak da adlandırılır. Eski şiir örnek alınır. İslami kavramlara yer verilir. Mistik duyarlılıkta şiirler yazılır bu dönemde aynı zamanda. Divan ve halk şiiri geleneğinden hem içerik hem biçim bakımından yararlanılmıştır. Bazı sanatçılar hece üstünü kullansa da serbest şiir anlayışını benimsemişlerdir. Şimdi gelelim temsilcilerine. İlk temsilcimiz Sezai Karakoç. Mona Rosa şiiriyle tanınmıştır. İlk şiirini Hisar dergisinde yazmıştır. Diriliş dergisini çıkarmıştır aynı zamanda. Yeni biçim araştırmalarına yönelik imgelerle kendine özgü İslami şiirler yazmıştır. Şiirleri Körfez, Şah Damar, Leyla ile Mecnun, Hızır'la 40 Saat, Taha'nın kitabı. Bir diğer temsilcimiz Erdem Beyazıt. İkinci yeni anlatım olanaklarını İslami öğelerle birleştirmiştir bu şahıs. İslami estetiğin biçimlendirdiği kapalı ve imgeci bir söylem ortaya koymuştur. Şiirleri Risaleler, Sebep Ey, Bulmak. Hatta bulmağın türü naattır. Bir diğer temsilcimiz Cahit Zarifoğlu. İkinci yeninin etkisinde kalmıştır. Pek çok tezat trajik biçimde onun şiirlerinde birleşir. İslami motifler şiirlerinde ağır basar. Şiirleri Menziller, Yedi Güzel Adam, özellikle Yedi Güzel Adam şiiri çok çıkmaktadır. Korku ve Yakarış, İşaret Çocukları. Bir diğer temsilcimiz Hilmi Yavuz. Divan şiirinden çeşitli alıntılar yapar. Şiirlerinde Doğu kültüründen, klasik şiir ve kültüründen, yakın dönem şairlerinden pek çok unsurlar bulunur. Şiirleri Hüzün Ki En Yakışandır Bize, Akşam Şiirleri, Çöl Şiirleri ve Yolculuk Şiirleri. Nurullah Genç. Divan ve hece şiiriyle ördüğü imge dünyası çok renkli ve özgündür. Hüzün, yalnızlık, aşk ve ölüm temalarını işlemiştir şiirlerinde. Dini değerler ve geleneği metafizik anlayışı öne çıkaran şiir temsilcileri bu kadardır. Şimdi sıradaki 1960 sonrası toplumcu şiir. Sanat toplum için anlayışı mevcuttur bu dönemde. İçeriye önem veriyorlar. Slogan üslubundan yararlanıyorlar aynı zamanda. Amaç mesaj vermektir. Acı hayat sahnelerine yer veriliyor. Konu olarak genellikle güncel konular işlenmiştir. Marksizm ve komünizm felsefesine dayalı şiirler yazılmıştır. Açık bir anlatım savunmuş, direnme, umut, kadın, doğa, kentleşme sorunu öne çıkmıştır. Şimdi temsilcileriyle devam edelim. İlk temsilcimiz Refik Durbaş. Kenar mahalle insanının duygu ve düşüncelerini anlatır şiirlerinde. Şiirlerinde Marksist ideoloji ve bu yolda verilen mücadele anlatılır. Şiirleri Kuş Tufanı, Menzil, İkinci Baskı ve Çırak Aranıyor. Bir diğer temsilcimiz İsmet Özel. İlk şiirlerinde ikinci yeni etkisi vardır. Önceleri sembollere bağlı şiirler yazmıştır İsmet Özel. Marksist toplumcu şiirler yazmış. Daha sonra Amentü şiiriyle mistik bir anlayışa geçmiştir. Ve sert bir üslubu vardır. Şiirleri Cinayetler Kitabı, Geceleyin Bir Koşu ve Evet İsyanı. Bir diğer temsilcimiz Atol Behramoğlu. Yaşananları ve yaşadıklarını şiire aksetmiştir bu kişi. Slogan üslubundan yararlanmıştır. İsmet Özel'le Halkın Dostları dergisini çıkarmıştır. Ve Nihat Behram ile Militan dergisini çıkarmıştır aynı zamanda. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var şiiriyle tanınır. Yaşadıklarımdan öğrendiğim şiiriyle tanınır dedik. Şiirleri Bir Ermeni General, Bir Gün Mutlaka, Aşk İki Kişiliktir ve Kuşatmada. Bir diğer temsilcimiz Süreyya Berfe. İlk şiirlerini türkü ve deyim tarzında yazmıştır.
sınıf bilincini öne çıkaran devrimci şiirler yazmıştır aynı zamanda. Şiirleri gün ola, savrula ve ufkun dışında. Ve son temsilcimize geldik. 1960 sonrası toplum şiirin son temsilcisi Nihat Behram. Militan dergisini çıkarmıştır. Yılmaz Güney ile Halkın Dostları dergisini çıkarmıştır aynı zamanda. Yılmaz Güney ile Halkın Dostları. Çıkarmıştır dedik. Marksist toplumcu anlayış hakimdir. Şiirleri Kundak, Hayatımız Üzerine Şiirler. Evet, şimdi 1980 sonrası şiire geldik. 1980 sonrasında şiir popüler kültürün bir parçası haline gelmiştir. Şiir araç değil amaçtır. Bireysel anlayışlar sergilenmiş, ortak şiir hareketi oluşmamıştır bu dönemde. Varoluş sorgulanmıştır. Şehir insanının iç dünyası yansıtılmıştır. Artık medyaya yer verilmiştir. Şiirli kimliği öne çıkmıştır. Şiir birikimine saygı denilmiştir. Yer yer kapalı ve imgeli bir dil benimsenmiştir. Anlatmaya imkan veren temalar kullanılmıştır. Şimdi 1980 sonrasının temsilcilerine gelelim. Öncelikle Enis Batur'la devam edeceğiz. Şiir kültürü bakımından donanımlı bir şairdir. Doğu ve Batı kültürünü kesiştirmiştir aynı zamanda. Şiirleri Bir Orta Çağ Yalnızlığı, Doğu Batı Divanı ve Gri Divan. Bir diğer temsilcimiz Haydar Ergülen, imgeci şiirin en önemli temsilcisidir. Şiirlerinde insan-dünya ilişkisini, insanın varoluşunu sorgulamıştır. Hüzün, aşk ve kardeşlik gibi konuları işlemiştir şiirlerinde aynı zamanda. Şiirleri Nar, Ölüm Bir Skandal, Karanlığını Bulmamış Sorunlar, Nafız ve Semender ve Sırat şiirleri. Son temsilcimiz Hüseyin Atlansoy. Marksist ve metafizikçi şiirleri vardır. Şiirlerinde derin bildirizm, kimi zaman ise ironi vardır. İmge ve çağrışımlara yer vermiştir aynı zamanda. İkinci Yeni şiirinden etkilenmiştir. Şiirleri Kaçak Yolcu, İlk Sözler, İntihar İlacı ve Şehir Konuşmalarıdır. Artık Cumhuriyet dönemi halk şiirine gelmiş bulunduk. Yani son dönem gibi bir şey. Cumhuriyet dönemi halk şiirinde halkın duygu ve düşünceleri benimsenmiştir. Halkın diliyle artık örnekler verilmiş. Usta-çırak ilişkisi hala devam etmiştir. Saz çalmadan halk şiiri yazan ozanlarımız çıkmıştır. Aşk, yurt, tabiat ve yiğitlik temaları işlenmiştir şiirlerde. Dörtlükle şiir söylenmiştir. Dilde sadeleşme aynı şekilde Cumhuriyet'le birlikte devam etmiştir. Saz eşliğinde şiir söyleme vardır. Kitle iletişim araçları artık iyice kullanılmıştır. Aşıklık geleneği halen devam ediyor. Sivas-Konya aşıkları. İlk temsilcimiz Abdurrahim Karakoç. Şiirlerin halk şiiri geleneği doğrultusunda yazmıştır. Önceleri şiirlerinde milli söylemi benimsemiş, sonraki şiirlerinde İslami anlayış içeren şiirlere derinlik kazanmıştır. Taşlamalarıyla tanınır ve Mihriban şiiriyle ünlenmiştir. Şiirleri Suları ıslatamadım. Hatta günümüzde türkü şeklinde söylenmiştir. Hasan'a Mektuplar, Hakim Bey, Unutursun Mihriban. Bir diğer temsilcimiz Aşık Şeref Taşlıova. Sazı hakimiyeti ve güçlü doğaçlamasıyla dikkat çeker bu kişi. Binin üzerinde şiirleri vardır. Şiirlerinin bir bölümünü Kültür Bakanlığı Gönül Bahçesi adıyla yayınlamıştır. Aşık Murat Çobanoğlu, yaşamını sazına ve şiirlerine adamış bir kişidir. Aşıklar Bayramı'na sürekli katılmıştır. Atışma, taşlama, muamma, lepdemez yarışmalarında ödüller kazanmıştır aynı zamanda. Şiirleri Dertli Bülbül, Öğretmen, Yaradan, Neyine Güvenem Yalan Dünya ve Kirizoğlu Mustafa Bey'dir. Neşet Ertaş,
herkesin bildiği gibi Bozkır'ın tezenesi olarak bilinir. Türk ozan geleneğin son büyük temsilcisidir. Zahiden ve Acem Kızı türküleriyle tanınır. Şiirleri Ben Bir Şeyda Bülbül ve Güzel Görünür Görünür. Aşık Veysel. Aşık edebiyatın son büyük temsilcisidir. Şiirlerini saz eşliğinde söylemiştir. Ahmet Kutsi Tecer tanıtmıştır edebiyat dünyasına. Koşma, Sema'yı nazım biçimlerini kullanmışlardır. Kara Toprak ve Uzun İnce Bir Yoldayım şiiriyle tanınmıştır. Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitapta şiirlerini toplamıştır. Bir diğer temsilcimiz Aşık Mahsuni Şerif. Aşıklar Derneği kuruluşunda katkısı büyüktür. Siyasal içerikli şiirleri vardır. Bu Mezarda Bir Garip Var ve İşte Gidiyorum şiirleriyle tanınır. Bu Mezarda Bir Garip Var, İşte Gidiyorum şiirleri tanınır dedik. Şiirleri Domdom Kurşunu, İşte Gidiyorum, Çeşmi Siyah ve Aşık Feymani'ye geldik. Şiirlerinde 8'li ve 11'li hece ölçüsünü kullanmıştır. Şiirlerinde tasavvufi bir eda hakimdir. Şiirleri Ahu Gözlü ve Gönül Sarayı. Bir diğer son halk temsilcimiz Ali İzzet Özkan, Mühür Gözlü, Mecnun'um Leyla'mı Gördüm şiirleriyle tanınır. Ve bağımsızlara geldik. Cumhuriyet dönemi bağımsız şairlerinden Cahit Külebe. Cahit Külebe halk edebiyatı olanaklarından yararlanmıştır. Bir saz şair içtenliğiyle şiirler yazmıştır. Lirik şiirleriyle tanınıyor bu kişi. Halk türkü ve deyişleri şiirin temelini oluşturur. Sivas Yollarında şiiriyle tanınır. Sivas Yollarında şiiriyle tanınır dedik. Şiirleri Yeşeren Otlar, Sıkıntı ve Umut, Rüzgar, Adamın Biri ve Hikaye. Bedir Rahmi Eyüpoğlu. Ressam kişiliğinden gelen öğelerle şiirler yazmıştır. Sözcüklerle resim yapan adamdır adeta. Şiirlerinde biçim, ölçü, uyak kaygısı taşımaz. Şiirleri Dol Karabakıl Dol, Tuz ve Yaradan'a Mektuplar. Artık iyice sona geldik. Özdemir Asaf. Lavinia şiiriyle tanınmıştır. Dize sayısı çoğu kez en aza indirmiştir. Yer yer ironiye yer verir. Sen-ben ikilemini ele alır genelde. Kendine özgü bir dili vardır. Aşk konulu şiirler yazmıştır. Şiirleri Benden Sonra Mutluluk ve Yalnızlık Paylaşılmaz. Ve Türk dünyasında şiir genelde Azerbaycan edebiyatında önemlidir. İlk temsilcimiz Bahtiyar Vahapzade. Azerbaycan edebiyatının önemli şairlerindendir bu kişi. Biçim olarak klasik şiir geleneğini benimsemiştir. Hiciv ustasıdır. Şiirleri Benim Dostlarım, Aylı Geceler, Tavşana Kaç, Tazıya Tut. Bir diğer en büyük temsilcimiz Şehriyar. Azerbaycan edebiyatının en büyük temsilcisidir. Heydar Baba'ya Selam en önemli eseridir. Haydar Baba da deniliyor, Heydar Baba da deniliyor. Kimi kaynaklarda öyle, kimi kaynaklarda öyle. En önemli eseridir dedik. Şiirleri Türk'ün Dili, Mehmet Rahim'e Mektup, Haydar Baba'ya Selam. Ve bu Cumhuriyet dönemi edebiyatını burada bitirdik.